Herkese selamlar. Göçmenlik hukukunda son iki haftada yaşanan güncellemelerle, gelişmelerle yine karşınızdayız. Bilindiği gibi COVID'in etkileri göçmenlik hukukunda devam ediyor. Göçmenlik bürosu yayınlamış olduğu bir duyuruyla bazı sorgulamalara verilmesi gereken cevaplar ve bazı red kararlarına yapılacak olan itirazların sürelerinin yine uzatıldığını duyurdu. Böylece göçmenlik bürosunun göndermiş olduğu sorgulamalar veyahut da reddetmiş olduğu dosyalar olduğunda göçmenlik bürosunun belirlemiş olduğu cevap verme süresine genellikle 60 günlük bir süre eklenerek cevaplar gönderilebiliyor. Göçmenlik bürosu COVID nedeniyle bu düzenlemeyi, bu kolaylığı daha da uzattığını açıkladı. Böylece 30 Eylül 2021 tarihine kadar dosyalara gelen sorgulamalara cevap verme süresi 60 gün daha uzatılmış oldu. Tabii bu söylemiş olduğumuz konu sadece USCIS yani Göçmenlik Bürosu'nun sorgulamalarıyla alakalı. Çalışma Bakanlığı'nın veya konsoloslukların bu şekilde bir uygulaması bulunmuyor. Göçmenlik Bürosu'nun sağlamış olduğu bir kolaylık. Göçmenlik Bürosu'nun duyurmuş olduğu başka bir güncelleme Vermont Service Center'ın adres bilgisi güncellemesiydi. Bilindiği gibi göçmenlik bürosunun bir sürü lokal ofisi var ama bir de service center dediğimiz ana ofisleri var. Bu ana ofisler Texas'ta, Nebraska'da, Kaliforniya'da ve Vermont'ta olmak üzere 4 tane. Bunlardan Vermont Service Center ve dosyaların çok büyük oranda gönderildiği New York, New Jersey'deki dosyaların ve Kuzeydoğu Amerika'daki dosyalarının çoğunun gönderildiği Vermont Service Center aslında bizim kendi praktisimizde, kendi mesleki hayatımızda da çok önemli bir yere sahip. Çünkü yıllardır Vermont Service Center adresine posta gönderiyoruz, dosya gönderiyoruz. O kadar ki o adres artık ezberimizde, hatta oraya gittiğimde mutlaka ziyaret etmek istediğim, en azından kapısının önünden geçmek istediğim bir adres göçmenlik bürosunun Vermont'taki Service Center'ı. Bunun adresinin değişmiş olması tabii başvuruları etkiliyor çünkü yeni adresin artık kullanılması gerekiyor. Ama eski adrese de gönderilen postalar bir sene kadar yeni adrese forward etme dediğimiz gönderilecek. Bu belki göçmenlik hukuku açısından çok büyük bir değişiklik sayılmayabilir ama bizim açımızdan mesleki anlamda, hatıra anlamında çok büyük bir değişiklik. O yüzden burada kısaca da olsa yer vermek istedim. Dosyasını Vermont Service Center'a gönderecek olanların bundan sonra yeni adresi kullanması gerekiyor. Başkan Biden'ın göçmenlik hukuku politikasında bundan sonra green card sahiplerinin vatandaşlığa başvurmaları için cesaretlendirilmeleri, bu konuda onlara yol gösterilmesi meselesi önemli bir gündem olacakmış gibi görünüyor. Bunu şuradan anlıyoruz. Biden hükümeti yapmış olduğu açıklamalarda Amerika'daki 9 milyona yakın green card sahibinin, yeşil kart sahibinin bundan sonra Amerikan vatandaşlığına başvurabilmesi için daha çok cesaretlendirme, daha çok program, daha çok reklam yapacağını ve bu konuda green card sahiplerini yönlendireceğini açıkladı. Tabii green card sahiplerinin Amerikan vatandaşı olması hem ara statüden vatandaşlığa geçmelerini sağlayan bir şey hem de aynı zamanda oy kullanmalarını sağlayan bir faktör haline gelmiş oluyor. Dolayısıyla bundan sonra green card'dan vatandaşlığa geçişle alakalı daha çok seremoni, daha fazla duyuru, postanelerde, televizyonlarda bu konunun daha fazla nazara verilmesi, bu konuda daha çok teşvik yapılması mümkün görünüyor. Green card sahiplerinin Amerikan vatandaşlığına başvurmasının başka güzel bir tarafı, Amerika içinde bulunma, Amerika içinde zaman geçirme zorunluluğunun ortadan kalkıyor olması. Gerçekten de green card sahiplerinin Amerika içinde belli bir zaman geçirme zorunluluğu olmasına rağmen Amerikan vatandaşlarının böyle bir yükümlülüğü, böyle bir zorunluluğu yok. Amerikan vatandaşı olan kişiler Amerika'da da yaşayabilir, Türkiye'de de yaşayabilir, kendi ülkelerinde de yaşayabilir. Böyle bir sorunları yok. Dolayısıyla green card sahiplerinin Amerikan vatandaşlığına geçişi her açıdan faydalı. Amerikan vatandaşlığına geçmeyen green card sahiplerinin kazanabildiği çok fazla bir hak yok. Çünkü green card sahipleri de hala vergi sistemine tabi. Dolayısıyla vatandaşlığa geçişte en büyük engelmiş gibi görünen vergisel sorumluluk aslında green card sahipleri için zaten olan bir sorumluluk. O yüzden green card sahiplerine biz de mümkün olduğu kadar çabuk şartlarını yerine getirerek Amerikan vatandaşlığına geçmelerini tavsiye ediyoruz. Peki göçmen olmayan vizelerle ilgili durum ne? Göçmen olmayan vizelerde FMJ yani öğrenci vizeleri ve C1 vizelerinin verildiğini, yavaş yavaş verildiğini görüyoruz. Bu konuda ciddi bir hareketlilik söz konusu. Petition based dediğimiz H1, L1, O1, P1 gibi vizelerde
yer oldukça, konsolosluk müsait oldukça sınırlı sayıda mülakat verildiğini görüyoruz. Hiç verilmeyen iki vize kategorisi B1, B2 turist vizesi ve aynı zamanda E vizeleri, yani E1 ticaretçi ve E2 yatırımcı vizeleri. Bir önceki güncellemede bahsetmiştim. E vizeleriyle alakalı herhangi bir öncelik olmaması, onların hala mülakata açılmaması gerçekten çok enteresan, düşündürücü. Biz de anlayamıyoruz bunun sebebini. Böylesine Amerikan ekonomisini güçlendirmek için çalışan, burada Amerikan vatandaşı, green card sahibi çalışan istihdam eden şirketlerin vizelerine öncelik verilmemesi gerçekten bizi düşündürüyor. Konsolosluğun bu konudaki yaklaşımının ne olduğunu tam bilemiyoruz. Çünkü bir açıklama yapmıyorlar bununla alakalı olarak. Ama şöyle kısıtlı da olsa güzel bir haber vereyim. Belki de bundan sonraki süreci hızlandırır mı bilemiyoruz. Ama şöyle bir gelişme oldu. Konsolosluk son 2 yıl içinde kendisinin E1 veya E2 vizesi verdiği kişilerin aile üyeleri eğer E1, E2 alamadılarsa onlara kısıtlı da olsa vize mülakatı vermeye başladı. Bir daha tekrar etmek gerekirse konsolosluğun son 2 yıl içinde E1 veya E2 vizesi vermiş olduğu kişilerin eşleri, çocukları, 21 yaş altı çocukları o E1 veya E2 vizesi sahibine dependent olarak, aile üyesi olarak Amerika'ya gelmek istiyorlarsa vize başvurusu yapabilirler, konsoloslukla irtibata geçebilirler. Konsolosluk onlara vize mülakatı verirse eğer konsoloslukta vize mülakatını yapıp Amerika'ya gelebilirler. Sınırlı sayıda mülakat verilmiş olduğunu öğrenebildik. Dolayısıyla bu çok büyük bir haber değil belki ama herhalde şöyle diyorlar, bizim için küçük, insanlık için büyük bir adım. Burada da herhalde bizim için küçük, E1, E2'ler için büyük bir adım olarak belki de umarım nitelendirilebilir. Bunun şundan kaynaklandığını tahmin ediyorum. Daha önce E1, E2 vizesi mülakatı yapan konsolosluk bütün dosyayı değerlendirdiği için şimdi sadece aile ilişkisini ortaya koyduğunuz zaman eşe ve 21 yaş altı çocuklara vize verebilir. Ama sıfırdan bir E1 değerlendirmek, sıfırdan bir E2 vizesi değerlendirmek, bununla ilgili vize mülakatı verme konusunda şu an hazır değiller. Bunu yapmıyorlar. Umarım o da yakın zamanda gerçekleşmiş olur. Son 2 haftalık göçmenlik hukukuyla ilgili güncellemeleri anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Sorularınız, yorumlarınız olursa aşağıda yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.